Eğitim ve Eğitimcinin kanalı Hocam Bilir kanalından herkese merhaba. Değerli öğretmen arkadaşlarım tüm modellerin kodlaması DES 7'de birlikteyiz. Bugünkü konu başlığımız nicel araştırmaların aşamalarıyla başlıyor. Çalışılacak olan konunun saptanması, çalışmadaki katılımcıların belirlenmesi, hipotezlerin üretilmesi, verilerin toplanması, verilerin analizi ve analizin yorumlanması şeklinde nitel araştırmaların aşamalarını sıralayabiliriz. Başta çevrim içi proje yönetim araçları olarak ClickUp, Reich, Monday.com, KissFlow Project, N Task Manager, Zoho Projects, Meister Task, Freedcamp, Active Collab ve Mis Project şeklinde sıralayabiliriz. Karma desen türleri zenginleştirilmiş desen, açıklayıcı desen, keşfe yönelik ya da keşfedici desen ve gömülü desen olarak dört başlık altında sıralayabiliriz. Başarılı bir proje için paydaşları iyi belirlemek, ihtiyaçlarını tanımlamak, bu projelerin bu ihtiyaçları etkili bir şekilde yönetmeye çalışmak gerekir. Proje yönetimi sürecinde bilgi sahaları, temel bilgi sahaları, destekleyici bilgi sahaları, kapsam yönetimi, insan kaynakları yönetimi, zaman yönetimi, kalite yönetimi, maliyet yönetimi, tedarik yönetimi, risk yönetimi, entegrasyon yönetimi ve iletişim yönetimi olarak sıralayabiliriz. Telif hakları fikir emeği üzerinde hukuki haklardır. Tescile gerek yoktur. Eser üretilince kendiliğinden doğar, soyuttur, maddi olmayan malları ifade eder. Ülkesellik ilkesi geçerlidir. Kişinin yaşamı artı 70 yılı kapsar. Öğretimin planlanmasında yetenekler, bilgi, beceri tipleri ve seviyelerini belirlemede, ders içeriklerini oluşturmada, okul müfredatlarını oluşturmada, öğretmen adaylarını yetiştirmede, öğretmen mesleki gelişim programlarını oluşturmada yol göstericidir. Gelelim UNESCO tarafından öğretmen yeteneklerini geliştirmek için ortaya konmuş değerlere. Temel mesleki bilgilerde yetkin olma, kapsayıcı eğitim kültürünü yaygınlaştırma, insani becerileri kazandırma, öğrenme topluluğu ve öğrenen organizasyon olma şeklinde sıralayabiliriz. Zor kişiliklerle araya mesafe koymada uygulayabileceğimiz yöntemler neler ona bakalım. Kırık plak. Dikkatle düşünüp kendine bir kırık plak cümlesi hazırlayın. Zor kişinize kendisini duyduğunuzu belirtip bu kırık plak cümlesini üst üste tekrarlayın. Örneğin söylediklerini duydum ve bugün konuşacak durumda değilim. Konunun içeriğini bırakıp ilişkiyi tanımlama. Zor kişiniz alışılmış davranışları sergilemeye başladığında söylediklerine aldırmayıp yaptığına işaret etmek. Örneğin konuşmayı bu şekilde sürdürürsek nereye gideceğimize karar veremeyeceğiz. Ortam değişinceye kadar konuşmaya arar verme, karşıdaki kişinin öfkesinin, dırdırının ya da suskunluğunun nedenini tümüyle göz ardı edip konuşmayı ertelemek. Örneğin, gördüğüm kadarıyla şu anda çok öfkelisin. En iyisi bu konuyu öğleden sonra ele alalım. Kendinden emin erteleme, zor kişinize göstereceğiniz tepkiyi sizin daha sakin ve kafanızın daha duru olduğu bir zamana bırakmak. Örneğin, şu anda bu konuyu konuşmaya hazır değilim. Sislendirme, karşınızdaki kişinin isteğini ve görüşlerini kendi sözlerinizle kısaca özetlemek, böylece onu dinlediğinizi ve anladığınızı göstermiş olursunuz ve kendi düşündüğünüz şekilde tutum almak. Örneğin, bu konunun sizin için çok önemli olduğunu anlıyorum, maalesef şimdi işe gitmek zorundayım şeklinde ifade edebiliriz. Köppen iklim sınıflandırma sistemine göre Türkiye'de İç Anadolu bölgesinin orta bölümü ve Doğu Anadolu'nun en doğusunda Van Iğdır bölümü, orta enlem yarı kurak step, BSK şeklinde. Marmara kıyı bölümü dışında Karadeniz kıyı kuşağı nemli orta enlem, ılıman. İklimlerin kurak mevsimi olmayan yazı sıcak ve çok sıcak nemli subtropikal CFB ve CFA şeklinde. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İç Anadolu'nun batı ve güney bölümleri yazı kurak, sıcak ve çok sıcak subtropikal Akdeniz CSB, CSA şeklinde. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin genel olarak orta kuzey bölümlerinde uzanan geniş bir kuşak, yazı kurak, nemli karasal, soğuk DS, Kuzey Doğu Anadolu'nun Erzurum-Kars bölümü ve İç Anadolu'nun kuzeyindeki görece dar bir alan ise kurak mevsimi olmayan nemli karasal soğuk DF iklim sınıfında yer alır. İklimde meydana gelen değişikliklerin temel sebeplerine bakalım. Milenkovç döngüleri, güneşten gelen enerji miktarındaki değişimler, okyanusal ve atmosferik süreçler, volkanik püskürmeler, insan etkinliklerinden kaynaklanan sele gazlarının artışları. Ülkemizde zorbalık davranışlarının dağılımı, %30 oranında lakat takma, %24 oranında söylenti yayma, %17 oranında göz ardı etme, gruba katılmasına izin vermeme ve gruptan atma, %14 oranında vurma veya itme. Genel olarak bakacak olursak en düşük oran vurma veya itme, en yüksek oran da lakap takma şeklinde hafızamıza kaydedebiliriz. Kapsayıcı eğitime yönelik uluslararası düzenlemelerde tarihsel yolculuğu ile ilgili uluslararası alanda dört temel süreç var. Bir, insan hakları temelli süreç 1948 ve sonrası. 2. Özel gereksinimli çocuklara yönelik süreç 1990 ve sonrası. 3. Dezavantajlı gruplara yönelik süreç 2000 ve sonrası. Eğitim sistemlerinin dönüşümü 2005 ve sonrası. İnsan hakları temelli sürece ilişkin gelişmeler ise 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1952 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1960 UNESCO Eğitimde Ayrıcalığa Karşı Sözleşme, 1966 Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, 1971 Birleşmiş Milletler Zihinsel Engelli Bireylerin Hakları Bildirisi, 1975 Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi, 1981 UNESCO Sandberg Bildirgesi, 1982 Birleşmiş Milletler Engelliler İçin Dünya Eylem Programı, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme şeklinde sıralayabiliriz. Özel gereksinimli çocuklara yönelik sürece ilişkin gelişmelere bakalım. 1990 Herkes İçin Eğitim Dünya Konferansı, 1993 Birleşmiş Milletler Engeller İçin Fırsat Eşitliği ve Standart Kurallar, 1994 UNESCO Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi, 1996 Birleşmiş Milletler Engellilik Strateji Belgesi, dezavantajlı gruplara yönelik sürece ilişkin gelişmeler ise, 2000 UNESCO Dünya Eğitim Forumu ve Dakar Eylem Çerçevesi, Avrupa Komisyonu Engelsiz Avrupa Devliği, 2003 Birleşmiş Milletler Engellilik İçin Fırsat Eşitliği, 2004-2010 Avrupa Komisyonu engellilik eylem planı. Eğitim sistemlerinin dönüşümüne yönelik gelişmelerle e, dersimizi bitirelim. 2005 UNESCO kapsayıcılık rehberi herkes için eğitime ilişkin erişebilirliği sağlama. 2006 Birleşmiş Milletler Engelli Haklar Sözleşmesi. 2006-2015 Avrupa Konseyi Engellilik Eylem Planı. 2008 UNESCO kapsayıcılığa yönelik politika rehberi. 2010-2020 Avrupa Birliği Engellilik Stratejisi. UNESCO herkes için eğitim izleme raporu diyoruz arkadaşlar. Dersimiz 7 sona erdi. Hocam Bilir kanalına abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmuyoruz. Ders 8'de ve son kodlama eğitimimizde görüşmek üzere şimdiden hepinize kolay gelsin, başarılar diliyorum.